Nesrin kız, niye almadın çocuğun su biberonunu? Bak görüyor musun? Alayım diye gözünün önüne koyduydum. Kavrulacak çocuk bu sıcakta. Arabanın işi de fırın gibi yani. Klima var hala, çalıştırdık mı şimdi? 2 dakikada buz. Hadi binin. Nuri. Ha. Aman oğlum, yavaş yavaş. Sakin ha. Sakinim hala. İkide birde de hatırlatma şunu ya. Bana deli muamelesi yapmayın ya. Tepemi attırmayın benim ya. Aman dikkatli olun oğlum. Kısıver şu müziğin sesini de. Araba kullanırken kafan karışmasın, hadi. Allah Allah, tövbe estağfurullah, Allah Allah. Kime söylüyorsun? Bu deliye çocuk mocuk emanet etmemek lazım. Gittiler mi anam? Gittiler. Nesine söyleseydin de bana gömlek falan bir şeyler baksaydı be. Söyledim de para vermemişsin. Paraya ne gerek var anam? Nur abi yanında dururken. Ulan Bekir çok oluyorsun ha. Bu kadar da yüklenme şu herife. Onu da büsbütün tırlattıracaksın. Zaten yarım akıllı. Delirsin anam. Onu iyice delirtip tımarhaneye yatırmadan bize rahat yok. Günah ulan. Vicdansız daha neler artık be. Başka çaremiz yok hanım. Can güvenliğimiz tehlikede. Bana bir şey olsa daha mı iyi? Bak vurduğu yerler nasıl şişti, davul gibi. Senin de elin armut topluyor. Şöyle 2 yumruk patlatamadın herifin gözünün üstüne. Sümsük. Nasıl yakayım adam? Böyle ayı pençesi gibi elleri var. Bir yakaladı mı? Bırak. Canımı acıtıyorsun be. Pardon hanım, boş bulundum. Bekir. İbret. Burada mısınız? Osman amca geldi. Osman amca hoş geldin. Osman hoş geldin. Hoş bulduk. Ne alemdesiniz bakalım? Nuriler yok mu? Pazara gittiler. Bana da gel dediler ama gözüm yemedi bu sıcakta. Gitseydin be anam. Sen de kendine bir şeyler bakardın. İbret, bir tatsızlık olmadı inşallah benden sonra. Olmaz mı Osman? Neler oldu neler. Her dakika bir tatsızlık. Beni zor aldılar elinden Osman amca. Allah Allah. Nesi var bu adamın ya? Çatlak Osman, çatlak. Vallahi her dakika kalp çarpıntısı içindeyim. Dayanılmaz. Buna bir deli kağıdı alalım. Geceleri kapının arkasında şifonyeri dayıyorum korkumdan Osman amca. Çıt olsa uykumdan fırlıyorum. Böyle de yaşanmaz ki. Zor, bir düşünelim. Bunların bir akrabası varmış Osman amca. Deli. Ondan geçti herhalde. Aptal konuşma sen de. O bizim daha yakın akrabamız. Ondan geçecek olsa önce sana geçerdi sana. Ailede var Osman amca, ailede. Bir kahve içer misin Osman? Bir kahve yapayım. Hadi yap bakalım. Sen dur anam, ben yaparım. Bir tane de Alman aspirini içeyim. Siz geçin balkona. Şöyle ananı yorma. Zaten üzülüp duruyor kadıncağız. Sen ne yapıyorsun Osman? Senin de yüzün pek gülmüyor. Daha çok be İbret. Memleketin haline üzülüyorum. İrtica, yolsuzluk. Gel Osman gel. Bak bakalım Ümran, beğenecek misin? Zarif. Üstüne bir de mercan kolye. Tüh, onu yanımda getirmedim. Peki taşlı kolye? Onu yanımdan ayırmam hiç. Biliyorsun hatırası var. Bu hazırlık paşanın daveti için mi Makukut? Karar verdin herhalde. Daveti kabul ettim ama Ümran, hala kararsızım. Şuramda bir şey pırpır ediyor. O pırpırlar aşk meleğinin kanat sesleri olmasın Güzide. Böyle bir konuda nasıl dalga geçebiliyorsun, hayret ediyorum sana Ümran, bravo doğrusu. Niye dalga geçeyim yavrucuğum, bilakis iftihar ediyorum. Biz geldik. Çocuklar nerede? Gelecekler şimdi, senin sütünü de alacaklar. Ay deniz çok güzeldi abi, niye gelmediniz? Ne işimiz var bizim öyle yerlerde Feride? Etrafımızda sağlığımızı tehdit eden yeter miktarda mikrop var zaten. O mikropları biz de tanıyor muyuz acaba efendim? Selim. Çocuklar da geldi. Teyze, sütün. Mersi. Oğlum götürüp koysana şunu buzdolabına. Dolaba koy şunu Mert, fırla. Yok ya. Duşu kapacaksın değil mi? Yavaş oğlum, üstümüze çıkıyorsunuz ya. Peki siz Selim Bey,
O elinizdeki karpuzun sularını daha ne kadar akıtacaksınız? Ha, pardon hanımefendi. Ha, nasıl? Şimdi oldu mu? Of, ne yapıyorsun Selim? Daha bu sabah yaydım o örtüyü. İğrenç. Sinek bundan oluyor işte. Bu akşamki daveti unutmadınız inşallah Feride. Unutur muyuz abi? Onun için erken geldik ya zaten. Akşam bunu mu giyeceksin abla? Çok yakışmış. Bilmiyorum, henüz karar veremedim. Çocuklar da geliyor değil mi? Geliyorlar efendim. Hah, ona göre. İsimlerimiz yazıldı tek tek. Malum adam asker. Geliyorlar tabii. Teyzelerinin böyle önemli bir gecesinde. Tam bir uyum içinde olmamız lazım Feride, aman. En azından görüntüde tabii. Merak etme abi. Hadi canım, oğlanlar çıkınca sen giriver duşa. Dikkatli olmalıyız aman. Hareketlerimize, yiyip içmelerimize rezil olmayalım sonra. Niye rezil olalım abi? Benim hiç ümidim yok ama hep birlikte olacağız demiş bulundum bir kere. Ha, bir şey sormak istiyorum efendim. Tuvalete gidiş gelişlerimiz de kontrol altında mı olacak? Yoksa o konuda serbest miyiz? Aha, nasıl konuşuyorsun öyle sen küstah? Animal. Ne yapalım Meliha? Katlanacağız artık akşama kadar kaprislerine. Tamam, katlanalım da Bedri. İnsan seçer bir gömlek, onu giyer. Bu hepsini birden ütületiyor. Sağ olsun paşa kararsızdır biraz. Bu huyu olmasa orgeneralliğe kadar yükselirdi. Çok değerli bir kurmay. Öf, üstüme yıkılmadan konuş Bedri. Zaten her tarafım terden yapış yapış, bir de seni çekemem. Alo, alo Bedri. Buyurun paşam. Hemşireye söyler misin? Bak şimdi zahmet şöyle. Kadın yüzüne, bu daha mı duydu üstüme acaba? Duydu mu Meliha Bey, bakıver şuna. Duydum, gel. Allah kahretsin. Bu daha iyi durmuş paşam, evet. Ha, gördün mü Bedri? Giyim konusunda kararı her zaman kadınlara bırakacaksın. Haklısınız paşam. O zaman hemşire, şunları bir zahmet üstüler misiniz? Aman dikkat et, düşürme sakın ha. Dayanamayacağım artık. Aman Meliha, kol çizgisine dikkat et. Paşa o konuda titizdir biliyorsun. Vallahi Bedri, şu ütüyü yapıştırıveririm suratının ortasına. Başlatma paşandan da kol çizgisinden de. Aman Meliha, yavaş duyacak. Duysun. O duymazsa ben gidip kulağının dibinde bağıracağım yoksa. Söyle, biraz da billur yapsın canım. Bulursan sen söyle. Bak, bir dalıp çıkacağız diye gittiler sözde. Şu bizim savaşta hakikaten eşek. Kime çekmiş bilmem ki. Kayınpederini herhalde. Bedri, alo Bedri. Neredesin ya? Buradayım paşam, buyurun. Bana bir şeyler oluyor. Bedri. Şu gömleğin şurasında bir kırışık var ya. Önemi yok paşam. Beni ha düzeltir şimdi. Hah, aman dikkat edin. Ah Bedri, vallahi seni dümdüz edeceğim şimdi. Ütü dediniz de aklıma geldi. Hiç unutmam. Bormadın diyeyim. Benim de o zaman Van'dan gelmiş bir emirlerim var. Bu çocuk hayatında ütü nedir hiç bilmiyor ya. Bakın hemşire, çok önemli. Siz de bu hikayeyi dinleyin. Aman paşam dikkat edin. Parmaklıklar biraz alçak. Meliha gelsene sen de şuraya. Uğraşma benimle Bedri. Bedri. Hemşire hanımın yüzü mü sararmış biraz? Sıcaktın herhalde paşam. Biraz da ütünün sıcaklığı. Hay Allah. Biz de üzdük kadını ya. Ne olur kusura bakmayın. Heyecanlıyım biliyorsunuz. Olur böyle günde paşam. Ne kusuru paşam? Rica ederim. Hay Allah, sen de bırakmadın şu paşam paşam lafını ya. Çocuklar kaçta gelir demişti Bedri. Hemen geliriz demişlerdi ama paşam. Çekeceğim kulak koruma birilerine ha. Hiç yardımcı olmuyor kadına ya. Gençlik paşam, hoşgörü. Hay Allah. Biz de genç olduk Bedri. Bu kadar sorumsuzluk olmaz ki. Gelsinler. Ben de o eşeğin kulaklarını koparmazsam.